Abi. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Mektubunu alır almaz yola koyuldum. Burada mı? Burada. Senden bir isteğim olacak abi. Kabul edersen beni ziyadesiyle mesut edersin. Sen istersin de ben kabul etmez miyim? Nedir mesele? Bu ricam. Bayezid. Onu sarayına çağır. Amasya'da kalsın. Münasip bir vakitte de bana yazarsın. Ben de gelirim yanınıza. Sonra ne olacak? Bilmiyorum. Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Sadece onu görmek istiyorum. Gözden ırak, emniyetli bir yerde görmek, senin yanında. Bana yardım eder misin? Hocam. Şehzadem. Bir daha beni göremeyeceğini sanıyordum. Ama işte buradayım. Yanındayım. Şehzademin sayesinde. Ben sizi korumak istedim sadece. Zira Bayezid'in gözündeki inancı ve aşkı gördüm. Başını daha büyük bir belaya sokabilirdi. Aklımdan geçeni okudun demek. Şehzademiz Mustafa'dan haber gelince ne yapacağımı şaşırdım. Aslında hiç gelesim yoktu. Arkasında senin olduğunu hayal edemezdim ki. Öyle ayrılmaya gönlüm razı gelmedi. Peki bundan sonra ne olacak? Ne yapacağız Bayezid? Aklımda var bir şeyler. Sen bana güven. Başına dert alıyorsun Mustafa'm. Hünkârımız Bayezid'in burada olduğunu, ne işlere kalkıştığını haber alsa evvela senden hesap sorar. Merak etmeyin validem. Hünkârımızın haberi olmayacak. Zaten Bayezid de çok kalmaz. İnşallah tez vakitte yola çıkar. Hadiseyi kavgasız, gürültüsüz atlatırız. Mihri Nisa ile evlendiğini ona söylemeyeceksin, değil mi? Kardeşin de olsa Hürrem'in oğlu. Etrafında onun adamları var. Bir şekilde kulağına gider. Benim Bayezid'den saklayacak bir şeyim yok validem. Kendisine itimadım tamdır. Sen yine de bu sırrı kendine sakla. Ne olur ne olmaz. Seni daha önce hiç böyle görmemiştim. Senin sayende. Bu ilini asla unutmayacağım abi. Sana olan hürmetimin, sadakatimin yok yer olmadığını bir kez daha idrak ettim. Artık sancağına dönme vakti geldi Bayezid. Öyle. Sancağıma döneceğim abi. Lakin yalnız değil. Yanımda Hürrem de olacak. Sonra ne olacak? Kimseler haber vermeden nikah kıyacağız. Akabinde de hünkârımıza bir mektupla vaziyeti izah edeceğim. Bu çok mühim bir karar. Farkındasın değil mi? Her şeyi göze aldım abi. Her şeyi. Sana hürmetim büyük. Lakin ne olur mani olma bana. Mani olmaya hakkım yok zaten. Bilhassa aynı hatayı ben de yapmışken. Ne demek bu? Gel benimle. Şehzadem. Mihri Nisa Hatun tanıyorsun öyle değil mi? Hiç tanışmadım. Lakin adını duydum. Rahmetli Kapıdan Paşa'nın kızı. Öyle. Benim müsahibem. Aynı vakitte de
Nikahlı zevcem. Nasıl siz? Teamüller malumunuz şehzadem. Nikahlanmamız münasip değil. Biz de gizlice bir nikah kıydık. Allah'ıma şükürler olsun ki şehzademizden bir can taşıyorum. Zannediyorum artık sadece bana sizleri tebrik etmek düşüyor. İkimiz de kalbimize söz geçirmemişiz desene. Kalplerimiz bizi tehlikeli yerlere götürüyor kardeşim. Lakin ateşe koşar adım gitmenin bir manası yok. Mührü Nisa ile evlendiğimi hünkârımız bilmiyor. Ve asla da bilmeyecek. Endişelenme. Sırrım bende emniyette. Bundan endişelenseydim bu sırrı seninle paylaşmazdım kardeşim. Ben asıl senin için endişeleniyorum. Ne kadar dil döksem de Hurican'dan vazgeçmeyeceksin. Madem öyle, bu nikahı gizli tut. Hünkârımızın bunu öğrenmesi ancak Selim'in işine yarar. Başka kimsenin değil. Anlıyorsun beni değil mi? Kıymetli abim Mustafa, Amasya Eşrafı ve civar beyler payitahta mektuplar yazmışlar. Belli ki seninle alakalı. Tetkik etmende fayda var. Zira Rüstem Paşa bunları hünkârımıza bizzat takdim etmek için Manisa'ya doğru alelacele yola koyuldu. Baki muhabbetle, kardeşin Cihangir. Cihangir, benim aslanım, yeğenim. Sultanım. Bütün gün dairende böyle oturup kitap okumaktan sıkılmıyor musun? Okumaktan değil ama oturmaktan sıkılıyorum elbet. Huri Cihan da gitti tabii. İyice yalnız kaldın. Neden benim yanıma gelmiyorsun? Birlikte dolaşırız. Sohbet ederiz. Sizi rahatsız etmek istemem. Aşk olsun, ne rahatsızlığı. Senin yaşın malum. Benimle pek eğlenemezsin. Lakin eğleneceğin birileri vardır elbet. Sultanım, sizden bir şey isteyebilir miyim? Ha şöyle Cihangir. Zinhar çekineyim deme. Sen bir şehzadesin. Dünyanın en güzel cariyelerini iste, gelsin aslanımın önüne. Mevzu değil sultanım. Şehzade Hazretleri. Fatmaca dedikleri sen misin? Fatma Sultanımız senin şehzademizin en yakın muhafız olduğunu söyledi. Sana itimat edebilirmişim. Şüpheniz olmasın şehzadem. Abimin en yakın muhafızı ona bu kadar uzakken şüphe etmem gerekmez mi? Şehzademizi korumam için bazen uzağında olmam icap eder. Şu anda olduğu gibi. Ne kadar çabuk eline geçerse o kadar iyi. Rüstem Paşa apar topar Manisa'ya gitti. Zannediyorum sebebini biliyorsundur. Malumatım yok sultanım. Belli ki aciliyeti olan mühim bir mesele. Devlet işleri beklemez. Yakında dönerler. Döner dönmesine de daha ne kadar o vazifede kalır bilinmez. Yerinde olsam şimdiden o güne hazırlanırdım. Benim için mühim olan hizmet etmek sultanım. Mevki makam mühim değil. Akıllı adamsın mesela. Bu yaşında kaptanı derya oldun. Uzun, parlak bir istikbal var önünde. Kullarımıza kulluk edip yazık etme kendine. Hiç
İçiniz rahat etsin diye söylüyorum sultanım. Ben hünkârımıza sadakatle bağlıyım. Gizli ya da açık, hiçbir kirli ittifakın içinde yer almam. Keşke Rüstem de senin gibi temiz olsaydı. Görüyorsun işte, Hürrem'in bile itimadı yok ona. Divan dinliyormuş meğer. İşin aslı nedir tam bilmiyorum. Ben sana işin aslını söyleyeyim. Hürrem Rüstem'i gözden çıkardı. İlk fırsatta kurtların önüne atacak onu. Zannetmem. Hürrem Sultanımızın gözünde Rüstem Paşa'mızın yeri ayrıdır. Üstelik kerimeleriyle evliler. Mirmah'la evli olması Rüstem'in gücü değil. Zaafı. Mirmah'ın canı ister, üç lafıyla al aşağı eder Rüstem'i. Boş ol, boş ol, boş ol. Kimsenin de gıkı çıkmaz. O vakit... sana gün doğar. Bir kere merak edip sarayıma gelmedin. Rüstem de yok. İyice yalnız kaldım. Validemiz de seni görmemekten şikayetçi. Bu aralar ağrılarım epey arttı. Dairemden pek çıkasım gelmiyor. Rüstem Paşa'dan haber yok mu? Mektupların akıbetini mi merak ediyorsun? Ne yalan söyleyeyim. Biraz öyle. Bunlar bizim uğraşacağımız meseleler değil. Bak bir etrafına. Bak. Çevrendeki güzellikleri gör. Kimsenin yiyemeyeceği yemişlerin tadına bak. Dünyanın öbür ucunda yazılmış kitapları oku, hatmet, keyfine bak. Senle ben bu savaşın cengaverleri değiliz. Olamayız da. Aslında bu bize bir lütuf. Doğru. Haklısın. Ben bu savaşın cengaveri değilim. Olamam da. Bana bahşedilen bir lütfun kıymetini bilmeliyim, değil mi? Cihangir, nicedir seni sual ediyorum. Niye gelmedin yanıma? Hadi. Konuşabilir miyiz? Hünkârımızın vaziyeti malum. Canı hayli sıkkın. Bunun nedeni Rüstem Paşa'nın ona teslim ettiği mektuplar mı? Sen bu hadiselere kafanı yorma. Validem, ben artık çocuk değilim. Size bir soru sordum. Hünkârımızın canı o mektuplar yüzünden mi sıkkın? Öyle görünüyor. Mustafa'nın kabahatini yine biz çekiyoruz. Ne yazıyor o mektuplarda? Gerçekten bilmek istiyor musun? Madem öyle, kulaklarını iyi aç. Şehzademizin etrafındaki mühim zatlar hadlerini iyice aşmışlar. Öyle ki müstakbel sultan diyorlarmış onun için. Senin o çok itimat ettiğin ağabeyin bunlara cevaz vermese buna cüret edebilirler mi? Mustafa abimle alakalı mektuplardan haberim var. Bunların müsebbibinin Mustafa abim olmadığına eminim. Başkalarının kendisine atfettiği sıfatlar yüzünden itham edilemez. Cihangir'im, insanlar sıfatlarını kendileri biçerler. Eğer Mustafa abin kendine o payeyi biçmeseydi, hiç kimse ona bu malum sıfatları münasip görmez.
Ben dahi bu halimle hayal kuruyorum bazen hünkârım. Bana nasip olursa ne yaparım diyorum. Kaldı ki o büyük, tecrübeli bir şehzade. O güne hazır olması lazım gelmez mi? Senin o gün dediğin benim bu dünyadan göçüp gittiğim gündür Cihangir. Allah göstermesin. Elbet bir gün göçüp gideceğim. Lakin isteğim o gün geldiğinde oğullarımın en hazırının değil, en hayırlısının çıkmasıdır tahta. Gece gündüz çalıştık sultanım. İnşallah size ve şehzademize layık bir kaftan yapabilmişizdir. Âlâ. Sen ve terzilerin emeğinizin karşılığını ziyadesiyle alacaksınız. Takdirleriniz bizim için en kıymetli mükafattır. Bunu da koyayım sandığa, bu da Mustafa'ma gidecek. Emredersiniz hünkârım. Sen niye geldin buraya? Ulaklar nerede? Şehzademiz Cihangir yolladılar beni. Sandığı almaya geldim. Kendileri de hediyelerini sandığa yerleştirecekler. Benim bundan niye haberim yok? Dün şehzademiz bizzat geldiler buraya. Gerçi siz yoktunuz ama. Doğru söylüyor usta. Dün şehzademiz emretmişlerdi. Ben size söylemeyi unuttum. Hey Allah'ım, sen bana sabır ver. Günlerdir çalışmaktan helak olduk usta. Aklımdan çıkıvermiş. İyi madem. Acele edin bari ağam. Aman dikkat edin, başına bir şey gelmesin. Merak etme. Hemen götür, şüphelenmesinler. Destur, Şehzade Cihangir Hazretleri. Şehzadem. Mustafa abime gidecek kaftanı görmek istedim. Hala bitiremediniz. Bitti şehzadem. Hatta Amasya'ya yolu çıktı bile. Size haber vermediler. Bir ağa geldi. Siz göndermişsiniz. Kaftanın içine hediye koyacakmışsınız. Ne diyorsun? Ne ağası? Ben kimseyi göndermedim.
Ey oğul, işittim ki beyler, ağalar sana müstakbel sultan diye seslenirlermiş. Bu payiyi kendine yakıştırdığını düşünmek istemem. Zira bunun neticelerinin vahim olacağını bilecek tecrübeye sahipsin. Civarındakilerin hal ve tavırlarına dikkat edesin. Sevginin ve hürmetin mutlak bir hududu olmalıdır. Aksi gerçekleşir. Hudut aşılırsa bu boş sözler gereksiz cesarete sürükler insanı. Sana itimat ettiğimi, gönlümdeki yerinin ayrı olduğunu zinhar unutmayasın. Bu okuduklarını aklına nakşedesin ve doğru yoldan ayrılmayasın. Zira ancak o yol seni aydınlığa taşıyacaktır. Gel. Sultanım. Ne bu halin? Şehzademize, hünkârımızdan hediye gelmiş. Yok yere endişelenmişsiniz. Ne hediyesi? Muhteşem bir kaftan yollamışlar. Kaftan mı? Mustafa'm nerede? Dairesindeler. Bence hünkârımız gayet iyi niyetli davranmış. Çok güzel bir kaftan. Gene de yazdıklarından huzursuz olduğu aşikar. Giymeyecek misin? Validem. Zehirli olabilir. Bu mümkün değil sultanım. Hünkârımız gönderdiler. Madem öyle, sen giy. Zehirli mi değil mi anlayalım. Validem, hünkârımızın böyle bir şey yapacağı nasıl... Sana giymeni emrediyorum. Thank you.
Thank you.